Jenny'nin babası sporu sever fakat kızıyla oynamak için neredeyse hiç zamanı yok. Onu kardeşine rehin bırakıp oyunu izlemeye devam etmeyi tercih ediyor. Ama abisi de onunla ilgilenmiyor. Abisi daha çok PlayStation oyunlarıyla ilgileniyor ve sinir bozucu küçük kız kardeşinin onu rahat bırakmasını istiyor. Kimse Jenny ile oynamak istemiyor, bu sevimli zıplayan top bile. Keşke Jenny'nin kendi odası olsaydı. Kendi başına küçük bir krallık. Vay! Sanırım o odayı buldu. Bu oda nereden geldi? Jenny daha önce burayı hiç görmemişti. Bu ne sürpriz? Bu odayı kimseye söylemeyelim. Sonunda Jenny'nin babası kızını bir süredir görmediğini fark etti. Nick hala PlayStation oyunları oynuyor. Jenny'nin yatakta olduğunu sanıyor. Jenny kendisine uykudan önce hikaye okunmadan asla uykuya dalmaz. Ancak kimse bu durumun farkında değil. Nick'le oyun oynamak istemedi. Bu çok garip. Jenny burada değil. O gitmiş. Hepsi Nick'in suçu olmalı. Onu bulması gerekecek. Veya kardeşinin gittiğinin fark edilmemesini sağlayacak. Nick Jenny'nin bir klonunu yapar. Jenny sabaha tekrar döner diye düşünüyor. Vay, plan işe yaradı. Diğer yandan Jenny yeni odasında üşüyor. Sadece erkek kardeşinin battaniyesi onu ısıtabilir. Abisi ona o kadar çok şaka yaptı ki ona karşılık vermenin zamanı geldi. Bu şekilde bıyıklı daha iyi görünüyor. Jenny yüksek sesli bir şarkıyla yeni odasını kutluyor. Kızımız komşularını unuttu. Fakat onlar gürültüyü duydular. Jenny yeni odasının keyfini tam olarak çıkaramadan yakalanabilir. Babası ve Nick gürültüyü yanlış yorumladı. Bazen hayal gücümüz gerçekten çılgın olabilir. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Nick babasının Jenny'nin gittiğini fark etmemesi için iki porsiyon yemek zorunda kalacak. Artık okula gitmek için enerji dolu. Jenny ise ne yazık ki aç kalacak. Babası yemeğin onunla paylaşmadıkça. Muhtemelen yemeğinin tırtıklandığını fark etmeyecektir bile. Sanırım işe aç gideceğim. Babaları çocukların haftalık harçlığını her zaman buraya bırakır. Nick Jenny'nin parasını almaya çok hevesli. Burada kızımız devreye girmek zorunda ona bırakılan para için. Oğlumuz onun bir hayalet olduğunu varsaydı hayaletlerden çok korkar. Jenny saçını kurutmak istiyor. Kurutma makinesini maksimum güçte kullanıyor. Kanepe bir uzay gemisine dönüştü ve babası da bir astronot oldu. Güvenli bir iniş yapmalı. Jenny'nin arkadaşı onunla oyun oynamaya geldi ama neredeyse onun sırrını ortaya çıkaracaktı. Fakat Jenny'ye eski bir gömlek almaya geldiğini söyleyerek korumayı başardı. Nick dolapla daha çok ilgileniyor. İçinde ne olduğunu merak ettiği için... Her zaman gizliden gizliye amigo kız olmak istemiştir. Utanma dostum. Artık tüm okul onun yeteneklerini görecek. Jenny babası sayesinde işleri maksimuma çıkarmayı öğrendi. Temizliği daha hızlı ve daha doğru hale getirdi. Bu güçlü vakum Jenny'nin tüm odasını içine çekebilir. Ama çok büyük bir şeyi emdi ve tıkandı. Şükürler olsun ki o Jenny değildi. Makineyi tıkayan sadece onun erkek kardeşiydi. Vay canına. Sonunda babası kızının kayıp olduğunu fark etti. Nick yalan söylediği için başı büyük belaya girecek. Ama önce eksik posterleri dağıtmamız gerek.
Jane'in bütün hafta okul dergisinde olduğundan Nick okulda onu aramaya başlar. Kardeşi burada bir yerde olmalı. Oğlumuz halüsinasyon görmeye başlıyor. Ama şimdi futbol takımının kaptanıyla gerçek anlamda başı belada. Babası ve Nick sonunda polise gitmeye ve polise Jenny'nin ortadan kaybolduğunu söylemeye karar verdiler. İyi kalpli polis güzel bir resim çizerek onlara yardım eder, yol göstermek için. Bu gayet güzel ama bu gerçekten yararlı tüyo değil. Jenny için bu kadar endişeleneceklerini kim bilebilirdi? Görünüşe göre onu sadece sinir bozucu olduğunu düşünmemişler. Jenny posterlerine bakarak ne kadar ağladıklarını gördü. Bu durum oldukça kötü görünüyor. Artık teslim olması gerek. Ailesi onu çok seviyor. Ama şimdi de babası yanlış olanı bulduklarından endişeleniyor. Klasik baba. Jenny ailesine gizli odasını göstermeye karar verdi. Önceki ev sahibinin bu konuda hiçbir şey söylememesi garip. Görünüşe göre adamların oda için kendi planları var. Elbette Jenny'nin odasını adam mağarasına çevirdiler. Sırlarınızı asla bir erkeğe söylemeyin. Lucy hiçbir yerde bulunamadı. Summer durumdan endişeleniyor. Evet, bu oyunda o her zaman iyidir. Summer sinsi olmak zorunda. Lucy bir sorunu çözümsüz bırakamaz. Onu yakalamak şimdi sadece dakikalarını alacak. Anladım. Bekle. Bu annem bu kadar kolay bir sorunu çözmediği için Summer'a kızgın. Annesinin Lucy'nin kayıp olduğundan haberi yok. Babası da en sevdiği oyunu oynamakla meşgul. Kanepenin ne kadar rahatsız olduğu umurunda bile değil. Sadece oyunu kazanmaya odaklı. Anne çıldırıyor. Lucy nerede? Fakat kızının bulunduğundan haberi yoktu. Babası buldu. Fakat rastgele bir çocuk. Peki onu nereden buldu? Kendi kızının neye benzediğini gerçekten bilmiyor mu? Bu kesinlikle Lucy değil. Baba kimi bulduğunu umursamıyor. Oyununa geri dönmek istiyor. Bu çocuğu iade etmeliler. Asıl soru Lucy nerede? Anne deliriyor. Yine o çocuk. Babanın bu duruma bir faydası yok. Bu da kim? Bu adam da oğlunu kaybetmiş. Çocuklar neden kaybolmaya devam ediyor? Vay, babalar çok işe yaramaz olabilir. Yalnızca PlayStation oyunlarıyla ilgilenirler. Summer Lucy'nin günlüğünü buldu ve onu okumak üzere. Bu çok garip. Acaba içinde neler yazıyor? İşte günlüğün anahtarı. Summer Lucy'nin sırlarını öğrenmek üzere. Görünüşe göre burada sır yok. Ama Lucy'nin hayatı hakkında bir hikaye var. Summer Lucy'nin en sevdiği atıştırmalık şekerleme kılığına girer. Lucy henüz burada değil. Temizlik görevlisi orada. Onu fark etti. Hey hademe, bu çöp değil. Bu Summer. Belki gözlüklerini taksaydı bunlar olmayacaktı. Bazı kavrulmuş şekerlemeler her zaman günü kurtarır. Summer ve annesini neşelendirmek için babamız eve sevimli bir köpek getirdi. O Lucy değil ama en azından Summer ve annesinin dikkati biraz dağılmış durumda. Belki bu yeni arkadaş Lucy'yi bulmaya yardım eder. Köpek harekete geçti. Bu işe yarayacak mı? Bir mucizeye ihtiyacımız var. Bu küçük dost babayı durdurmuyor. Bir şey buldular. Pekala, Lucy nerede? O bu kadar büyük birisi değil. Ayrıca PlayStation oyunları oynayamaz. Bu çocuk ona benzemiyor. Fakat köpek yanılıyor olamaz. Yelek Lucy'ninkine benziyor. Her neyse, ben de buradayken size katılabilir miyim? Vay, cidden bu adam hasta. Summer Lucy'nin günlüğünde ipuçlarını bulmaya çalışıyor. Ayakkabılarını ilk bağlayışına ait bir resim. Summer o günü dün gibi hatırlıyor. Lucy'ye ayakkabılarıyla ilk kez şaka yapmıştı. Bu hatıra Summer'ı üzüyor. Hay aksi! Ne? Bunu da kim yaptı? Bu nasıl olabilir?
Lucy evde bir yerde mi? Bütün aile her yere bakıyor. Baba bir şey gördü. Bu Lucy'nin sahip olduğu şemsiyenin aynısı. Onu eve getirmemiz gerek. Ama baba acele etmek istemiyor. Oltanız varsa neden aşağı iniyorsunuz? Bu etkileyici. Babam bir keresinde büyük beyaz bir balina yakalamış. Ama bu balık o balık değil. Bu yüzden anlam farklılığı var. Herkes onun kızı sokaktan içeri çektiğini gördü. O da Lucy ile aynı şemsiyeye sahip. Bu çok garip. Kapıdan çıkabilirsiniz. Lucy'nin şemsiyesi tam burada. Bu kötüydü. Lucy'yi bulmak için büyük silahları devreye sokuyoruz. Aramayı bırakmayacağız. Lucy bir yerlerde yalnız. Çok korkmuş durumda olabilir. Şimdi pes edemeyiz. Baba her yere bakıyor. Az önce bir şey buldu. Bu Lucy mi? Hayır, bu sadece halter için bir ağırlık. Geçen yıl kaybettiği bir şeydi. Aslında tüm ağırlıklarına o Lucy adını verdi. Bu çok tatlı değil mi? Summer hala Lucy'nin günlüğünde ipuçları arıyor. Lucy annesinin iş yerinde oynamayı severdi. Oraya da bakmalıyız. Summer bir şey bulduğunu sandı. Ama o sadece kırmızı bir ringa balığıydı. Birisi içeri girmeye çalışıyor. Belki bu odur. Summer onun Lucy olduğuna inanıyor. Hayır, bu o değil. Lucy'yi aramak onları yıpratıyor. Aramaya devam edebilmek için önce güçlenmeleri gerek. Olamaz. Bu Lucy. Uyanın. Çok fazla enerji harcadılar. Lucy artık onlara şaka yapabilir. Ve onları uyandırabilir. Oyun daha bitmedi. Onu aramaya devam edecekler. Çok komikler. Lucy'nin odasını aramamız gerekiyor. Ha? Bir prenses evi mi? Summer bunu daha önce görmemişti. İçerisi oldukça geniş. Duvarlar güzel renklere hakim. Burada biri var. Ama kim? Bu Lucy. Küçük kız tablette. Herkes onu aramakla o kadar meşgul ki. Kahvaltı etmeyi unutmuşlar. Hedeflerini bile göremiyorlar. Pekala, kahvaltı zamanı. Şampiyonların kahvaltısı budur. Nasıl bu kadar çok yiyebilir? Lucy tatlı yiyecekleri her şeyden çok sever. İçmeyi ve koşmayı da unutmaz. Ekip sonunda kahvaltı etmek üzere. Ama hepsi bitmiş. Bu durumda herkes babayı suçlar. No, no, no. Baba daha önce kimsenin bakmadığı yerlere bakmak istiyor. Dur bir saniye. Lavaboda tuhaf bir şey var. Bunu göz ardı edemeyiz. Lucy saklambaç da harikadır. Hagi Bagi mi onu oraya koydu? Hayır, bu sadece tesisatçı. İşte bu da temizlik faturası. Baba yine yanlış balığı yakaladı. Ne? Summer bir spor ayakkabısı buldu. Aa, bu sadece su tesisatı. Her seferinde olur. Summer kardeşini özlüyor. Lucy çok tatlıydı. Ağlamadan edemiyor. İşte nerede saklandığını gösteren bir not. Ama Summer'ın gözyaşları onu ıslattı ve şimdi okunamıyor. Lucy'nin ailesi pes ediyor. Son zamanlarda kanepe çok rahatsızlık veriyor. Artık aile nihayet 911'i aramak üzere. Bekleyin. Anne Lucy'nin gözlüklerini buldu. Belki buralarda bir yerdedir. Aa, kanepenin altına bakmadılar. İşte burada. Aa, uyuyor. Bu yüzden bugün kanepe çok rahatsızdı. Lucy onun altında saklanıyordu. Sonunda hep birlikteyiz. Hadi bir film izleyelim. Bir zamanlar Monica hizmetçi olarak çalışırken şansı ona hayal edemeyeceği güzellikler sundu. Ev sahipleri tatile gittiler. Monica da fırsat bilip ailesini eve yerleştirdi. Kendisi ve ailesi için paralı günler başlasın.
Monica başkasının evinde istediği her şeyi kullanabilir. Pahalı şeylere sahip olmak ona özgüven verdi. Bu tuhaf şişe dikkatini çekmiş olmalı. Parfüm olduğunu düşünüyor. Monica bu ürünü seven tek kişi değil. Kocası da parfümle yıkandı. Güzel kokuyor. Sıra Caroline'a geldiğinde bu hoş koku bitmişti. Aslında Caroline'ın şansı yaver gitti. Şişedeki pahalı hamam böceği zehiriydi. Monica aşk dizilerini çok seviyor. Olayları izlerken bizzat kendisi de yaşıyor. En sevdiği karakter vampir Toniello. Başrol bu sahnede reddedilmişti. Monica bu durumdan çok üzgün. Michael da bu durum karşısında üzgün. Michael yapımcıdan parasını istiyor. Aklında güzel fikirler var. Aldığı parayı yapımcıya teklif ediyor. Bu teklif final sahnesini değiştirebilir. Toniello ve Monikiana hiç ayrılmamalı. Yapımcı Toniello'nun bu teklifine sıcak bakıyor. Bir saat sonra yeni bölüm yayında. Toniello Monikiana'ya onu sevdiğini söylüyor. Sonra onu ısırarak bir vampire dönüştürüyor. Yeni videomuz hakkında ne düşünüyorsun? Komik sahneleri beğendin mi? Yorumlarda bize bildir. Bir dahaki sefere Turum Turum Trik'te görüşürüz.